Arkadaşlar merhaba. Ultrasonik etiket sensörümüz bu. Bu cihazı size tanıtalım. Nasıl kullanılır veya bağlantıları ne yapılır? Ee, belki bu videomuz size yardımcı olabilir. Bedok marka ve ultrasonik sistemde çalışır. Bu çatal arasına etiket girer. Etiketteki kalınlık farkını ölçer. Yani e, burası etiketin incedir Burası kalındır bu araları tanır şimdi e, cihazımızı bir enerji verelim cihazımız 24 volt şunu altına koyalım cihazı 24 volt her zamanki gibi eksi mavi artı kahverengiye bağlayalım cihazımız bu cihazımızı önce etiketi tanıtmamız gerekiyor e, Ona göre çalışır bu cihaz. Onun için şöyle bir şey yapmalıyız. Şurada bir ok işareti var. O Ok işareti tanıtmayı istediğimiz yere gelecek. Buraya gelecek. Böyle. Buradayken bu teach tuşuna basacağız. Teach tuşu yanması lazım. Bu şekilde. Sonra bu led barın dolmasını bekleyeceğiz ve o teach lambasının sönmesini bekleyeceğiz. Etiketi kımıldatmamamız lazım. Cihaz kendini ayarlıyor. Evet hafızasını aldı. Bu arayı tanıdı artık. Bir de burayı tanıtmamız lazım. Kalın yeri. Buna da basıyoruz. Bunu da tanıdı. Bu kadar. Artık cihazı kullanabiliriz. Hemen deneyelim. Bakın ince ile geldi. Burası çıkış verdiğini gösteriyor. Bakın. İstediği gibi hızlıca da sayabilir artık. Bu kadar hızlı. İsterseniz makinede durdurmaya, motor durdurmaya, isterseniz etiketi sayıp kaç tane olduğunu anlamak için bu şekilde bu cihazı kullanabilirsiniz. Peki bağlantıyı nasıl yapacağız? Bağlantıda diğer sensörlerde olduğu gibi iki tane uç var. Ben onu size hemen göstereyim. Burada bir tane lambamız var. Bu lambaya çıkışı bağlayalım. Mesela siyah ucu bağladık. Siyah ucu artıya ya da eksiye götürdüğümüzde bakın çıkış lamba yanmıyor. Çıkış veriyor ama lamba yanmıyor. NPM, deneyelim. Yok. Yanmıyor. Neden yanmıyor? Diğer sensörler gibi değil bu. Bunu çalıştırabilmemiz için bu beyaz kabloyu e, voltaj vermemiz lazım. Yani bu ikisini role gibi düşünelim. Elektronik role gibi düşünelim. Yönsüz olarak çalışabiliyor. Hem NPM çıkış hem PMP çıkış verebilmesi için tek cihazda böyle düşünülüp yapılmış. Bu beyaz ucu Artıyla birleştirdik. Lambamızın diğer ucunda eksi uçtan aldık. Bakın lambamız yandı. Çıkışta hemen lambamızı söndürelim. Evet. Bakın. Bu arada lambamız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tam tersini yapmak istediğimizde ee, bu da şu şekilde oluyor. Bu defada. Beyaz uçtan uç alıyoruz. Siyah ucu da eksiye götürüp birleştirmemiz gerekiyor. Burada çıkış var çıkışı alabilmemiz için ne yapmamız lazım? Lambanın diğer ucunu bu boşta kalan ucunu bizim buradan eksi aldığımıza göre bunu artıya bağlamamız lazım. Bunu da artıya bağlayalım. Şimdi tekrar deneyelim. Evet. Bu şekilde. Basit ve kullanışlı bir cihaz. Herkese iyi günler dilerim.